Tabut kumandanı seferberlik ilan olmuştur. Yarından itibaren dedi, oruç tutmuyoruz dedi. Ve artık padişah babamız tutulacaktı. Peki dedik, sabahleyin erken dedi. Aşağı Kabataş'a ineceğiz. Vapur oraya gelmiş olacak dedi. Seferberlik ilan oldu. Yani bu kapalı zarflığa dağıldı da. Vilayetlere, kazalara, köylere, her yere dağıldı da. Seferberlik ilan oldu ama Temmuz'un içerisinden Şubat ayına kadar çık bir silah tutmadı. Yani asker silah altında. Ağustos 1, Eylül 2, Şubat ayında başladı şey İngilizler. Bize silah muhtardı ki biz demet çekiyorduk. Bir cuma günü böyle ıscak Ramazan günüydü. Oğlum dedi, yarın dedi, çantalarınızı hazırlan dedi. Gitmeden evlendim ben ve ya babam öldü, küçük evlendim ben. 18 yaşında evlendim. Ya. Gelibolu'ndan Halep'e gittik. Halep'ten tekrar buraya Çanakkale Harbi'ne geldik. Burada Anaparti'ye erzaktır, cephanedir, taşınıyordu. Ondan sonra biz oradayken İngilizler harp yapıyor. İngilizler kaçtı. İngilizler kaçtıktan sonra İngilizler kaçtıktan sonra hadi bakalım bizim yine 6. kol ordu hareket Edirne vardı ki Edirne'den trene bindik. Trenden hadi bakalım Varna'ya. Bir müddet alayda kaldık, şeyde kaldık, İstanbul'da kaldık. Hatta şeyde kaldık, Sultanahmet Camisi'nde yaptık orada. Sonra bir emir daha geldi, bütün altı bölüğü dağıttılar öteye. Kimisini Arabistan'a, kimisini Boğaziçi'ne, kimisini bunlar ne? Biz ikinci bölük Çanakkale'ye isabetti. Çanakkale'ye isabet edince aradan 15-20 gün geçti. Bir vapur şeye, Kalata Rıhtımı'na yanaşmış. Topları koştuk, doğru gittik Kalata Rıhtımı'na. Vapura bir işle manda koşuyorduk toplara.